Merhaba, iyi günler. Transatlantik'te karşınızdayız. Gönül Tol ve Ömer Taşpınar Washington'da bizle birlikte. Gönül, hemen sana sorayım. En önemli olay tabii ki Amerikan Başkanı Trump'ın İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çıkması oldu. Bir özetler misin, tam olarak neler oldu? Ne yapmak istiyor Trump? Şimdi Ruşen, bunu zaten bekliyorduk, bu kararı. Aslında 12 Mayıs'ta karar verilmesi bekleniyordu ama erken bir açıklama yaptı Trump, bunu bir süredir bekliyorduk. Trump, Amerika'nın İran'la varılan, 2015'te varılan nükleer anlaşmadan geri çekildiğini duyurdu ve yeniden yaptırımlarını uygulamaya konacağından bahsetti. Ardından Maliye Bakanlığı bir açıklama yaptı ve yapılan açıklamaya göre işte döviz sektöründe, otomobil sektöründe, enerji sektöründe daha evvel eski kaldırılan yaptırımların yeniden uygulamaya konulacağından bahsetti ve bazı yeni yaptırımlar gelebileceğinden bahsettiler. Ve 5 Kasım'a kadar anladığımız kadarıyla İran'ın tüm devlet ve finansal kurumları Amerika'nın yaptırım listesine girecek. Yapılan açıklama bu yönde ve 180 gün süre verecek Amerika, İran'da iş yapan firmalara kontratlarını yeniden gözden geçirmesi ve İran'dan çekilmesi için. Aksi halde bu firmaların da çok ciddi yaptırımlara tabi olacağını söyledi. Burada temel olarak yapılan açıklama bu. Bölgedeki ülkelere baktığımız zaman İsrail'in bundan çok memnun olduğunu biliyoruz. Ama galiba Suudi Arabistan da bayağı memnun. Tabii. Zaten Suudi Arabistan da başından beri buna karşı çıkıyordu. İsrail'le birlikte Trump'ın bu kararından çok büyük memnuniyet duyduğunu açıkladı. Ama onun dışında diğer ülkeleri, bu anlaşmayı imzalayan ülkelere baktığımızda kimdi onlar? Amerika ile birlikte işte İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve Çin. Bu bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıydı. O ülkelerden gelen tepkilere baktığımızda tabii Amerika'nın yalnızlaştığını görüyoruz. Çünkü bu ülkeler Amerika'nın bu kararını çok kınadılar ve Avrupalı ülkeler anlaşmanın içerisinde kalacaklarını söylediler. Türkiye de aynı şekilde. İbrahim Kalın da bir açıklama yaptı, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, ve dedi ki bu bölgede çok daha büyük bir kaos, istikrarsızlık yaratacaktır ve Türkiye yani bu anlaşmanın içerisinde var olmaya devam edecek, Avrupa ülkelere daha yakın bir tutum izlediğini söyledi. Ömer, senle devam edelim aynı konuyu. Gönül'ün de bahsettiği gibi özellikle Avrupa ülkeleri zaten Macron'un Washington ziyaretinin de ana konularından birisiydi bu. Konuşmuştuk geçen hafta bunu. Onlar biz anlaşmadayız diyorlar. Türkiye biz anlaşmadayız diyor. Amerika biz anlaşmadan çıktık diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin olmadığı bir anlaşma yürüyebilir mi? İran da çünkü çok dengeli açıklamalar yaptı biliyorsun. Amerika Birleşik Devletleri çıkmış olmasını itiraz etti tabii ama Avrupa ya yani diğer ülkelerle yürüyeceğini söyledi. Bu anlaşma varlığını sürdürebilir mi Amerikasız? İran'ın ticaretine baktığımızda İran'ın Avrupa'yla, bölgeyle ticareti Amerika'yla tabii olandan çok daha fazla. Amerika'nın bu yaptırımı finansal açıdan anlamlı. Ama ticaret, imalat sektörlerine baktığımızda, petrol meselesine baktığımızda aslında İran Avrupa'ya daha fazla bakıyor. Çin'e bakıyor, Rusya'ya bakıyor, Türkiye'ye bakıyor. Ve şu anda dikkat edersen İran'dan gelen açıklamalar son derece ılımlı. Yani bir şekilde İran bu meseleyi tırmandırmak istemiyor gibi gözüküyor. Bir de tabii mesele İran'da iç politikada Şahinlerin rejimin elini güçlendirdi. Onların tezi zaten her zaman için Amerika'ya güvenilmezdi. Ve Amerikan düşmanlığı, Amerika'nın bir şekilde rejimin tehdidi olarak görülmesi, rejimin bekası için, sistem için çok önemli İran'da. Bu açıdan Ruhani'nin ve ılımlı dediğimiz kesimin, ki bunun biraz basite indirgemeci olduğunu kabul etmek gerekiyor. Yani İran sadece Şahinler ve ılımlılarla açıklanabilecek bir ülke değil ama o şablonda kabaca Şahinlerin elini güçlendirdi, ılımlıları zayıflattı diyebiliriz. Bir de şu mesele var, bu ekonomik yaptırımlar sayesinde İran ekonomisi şahlanacak zannediyordu İran halkı. Yani ekonomik yaptırımlar bitince İran ekonomisi büyük bir ivme kazanacak, hayat standartı yükselecek, İran dünyayla bütünleşecek zannediyordu.
halk. Bunun böyle olmadığını gördük. İran'da yaşanan sosyal dalgalanma geçtiğimiz aylarda bir bakıma bu ekonomik nedenlerle de oldu. Şu anda rejim bir bakıma tekrar işte bu Amerika'ya bağlayabilir bazı ekonomik sorunları. Ekonomik sorunlar tekrar sanki Amerika nedeniyle ortaya çıkıyormuş gibi bir şey söyleme şansı da yakaladı diyebiliriz rejim taraftarları. Gönül, Ruşen, bir şey eklemek tabii istiyorum. Bu yani sorduğun soru çok önemli. Uzun vadede bu mümkün mü? Amerika olmadan bu anlaşma devam ettirilebilir mi sadece Avrupa ülkeleriyle? Çok önemli bir soru. Tabii İran'dan gelen tepkilere baktığımızda evet Rouhani şey bir tepki verdi. Çok radikal bir tepki vermedi. Dedi ki birkaç hafta içerisinde açıklayacağız nerede bulduğumuzu, ne tepki vereceğimizi. O zamana kadar Avrupa'nın ülkelerimizle çalışmaya devam edeceğiz dedi. Diğer taraftan da ama uranyum zenginleştirme gerekli kurumlara gerektiğinde uranyum zenginleştirme faaliyetlerimizi başlatması için de emir verdim dedi. Şimdi bence ilk etapta şunu yapmaya çalışacaktır İran mümkün olduğunca hani hemen ben nükleer programıma başlıyorum demeyip, çünkü bunu derse eğer Avrupalı müttefikleriyle yanlış sinyal vermiş olacak, bunu yapmadan Avrupalı müttefikleriyle çalışmaya devam edecek. Ve kısa vadede de bunu yapabilir. Zaten yeniden uygulamaya konması yaptırımların en az 6 ay alacağından bahsediliyor. Fakat bence uzun vadede bir de şunu eklemek lazım. Avrupalı ülkeler dediler ki biz Avrupalı şirketleri Amerika'nın yaptırımlarından korumak için adım atacağız. 90'da anladığım kadarıyla 90'larda varılan bir anlaşmaya referans vererek koruyacaklarını söylediler şirketleri. Fakat asıl soru bunu uzun vadede devam ettirebilirler mi Amerika olmadan? Zor görünmüyor çünkü Avrupalı şirketler kendilerini bir seçim yapmak zorunda bulacaklar. Yani bir tarafta Amerikan pazarına girememe riski İranlı iş yaparlarsa ve nihai olarak bence İranlı iş yapmamayı tercih edebilirler. Amerikan pazarlarına erişim olabilmesi için ve bir noktada da artık İranlı ticari ilişkilerini kesecekler. Tabii bu İran ekonomisi için çok kötü bir haber. Zaten Ömer'in bahsettiği gibi yani Rouhani bir ekonomik iyileşme sözü vermişti anlaşma imzalanırsa, fakat o ekonomik iyileşme istenen ölçüde olmadı. Her ne kadar İran petrol satışını çok büyük oranda artırdıysa da ve bu ekonomiye bir katkı sağladıysa da pek çok firma Trump'ın bu kararını öngörerek aslında yatırım yapmadı İran'a. Dolayısıyla Rouhani'nin eli zaten güçsüz çünkü İran ekonomisi zaten çok iyi durumda değil. Bunun üzerine eğer bu iş yapan, İran'da iş yapan firmalar, özellikle Avrupalı firmalar eğer çekilmeye karar verirlerse bu İran ekonomisini çok etkileyecektir. Ve o noktada da İran şuna kanaat getirebilir: benim bu anlaşmanın içerisinde kalmamın hiçbir anlamı yok. Bu dediğim gibi hemen yarın olmayabilir. Çünkü ilk etapta Amerika ve Avrupa arasında açılan o makası kullanmaya çalışacaktır İran. Avrupalılarla çalışmaya çalışacaktır. Fakat uzun vadede eğer bu şirketlerin yatırım yapmayacağını, ticaretten geri çekileceğine karar verirse İran'da anlaşmadan çekilebilir. Ve en kötü opsiyon, alabileceği en radikal karar tabii ki nükleer silah programını devam etme kararı. Ve bu hiç kimsenin, Türkiye'de dahil, hiç kimsenin istemediği bir şey. Ömer, şunu sormak istiyorum. Trump'ın zaten İran'a karşı çok ciddi kötü niyetleri vardı diyelim. Ve bu konuda da haftalardır burada konuşuyoruz, belki aylardır. Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, İsrail vesaire böyle bir takım bloklaşmalar, cepheler oluşturma çalışmaları vardı. Şimdi burada çok radikal bir karar aldı İran'a karşı. İlk ciddi sert darbesini indirdi. Bunun ardından İran'a yönelik başka şeyler de bekleyebilir miyiz? Şimdi İran'a karşı bölgesel dinamiklere baktığımızda, yani bahsettiğin şablon zaten 3 aşağı 5 yukarı oturmuştu. Yani buradan daha ciddi bir kutuplaşma çıkacağını zannetmiyorum. İran'ın zaten bölgedeki faaliyetleri, Suriye üzerindeki, Irak üzerindeki, Yemen üzerindeki, Lübnan üzerindeki nükleer konudan bağımsız gelişen faaliyetler. Yani mesela İran'ın konvansiyonel anlamda
devrim muhafızlarıyla veya Hizbullah üzerinden gösterdiği etki gerek Suriye'de gerek Yemen'de mevcut kalacak. Zaten bir de füze ve balistik konularda, yani gene nükleer konu dışındaki askeri gücü konusunda da İran oldukça ciddi yatırımlar yapıyordu. O nedenle bence nihayetinde bu İran kararına sadece bölgesel dinamikler açısından değil, Amerika içi politikalar açısından da bakmak gerekiyor. Yani Amerika'da bu mesele Trump'ın kendini Obama'nın dış politikası dışında konumlandırdığı bir meseleydi. Ta kampanya sırasından itibaren İran'da olan anlaşma, tarihin en kötü anlaşması diyerek bunu bir iç politika malzemesi haline getirmişti. Dolayısıyla Trump açısından içeride şu anda zorluk yaşarken onu hiç akıldan çıkarmamak gerekiyor. Rusya konusunda son derece köşeye sıkışmış durumda. Trump Amerikan iç politikasında soruşturma nedeniyle sorgu vermek, sorguya katılmak ve sorulara cevap vermek zorunda kalabilir. Bütün bunlar varken İran meselesinde dış politikaya yönelik bazı adımlar atıyor olmak Trump'ın elini güçlendiriyor. Kudüs zira böyle bir mesele. Ama dış politikaya baktığımızda İran meselesi bence bölgesel konulardan çok şu anda Kuzey Kore ile masaya oturmakta olan Amerika'yı inandırıcılık zaafına uğratıyor. Çünkü Kuzey Kore ve Güney Kore şu anda bir anlaşmaya doğru gidiyorlar. Amerika bu anlaşmanın içine girecek. Amerika çok önemli. Ve bir anlaşmaya vardıklarında Kuzey Kore ve Güney Kore diyebilir ki başka bir başkan geldiğinde şu anda Trump'ın yaptığı gibi Obama'ya karşı bu anlaşmayı feshedebilir. Yani Amerika'nın bir şekilde bu Pacta sunt servanda dediğimiz uluslararası anlaşmalara bağlı kalma prensibinden uzaklaşması dış politikada ve özellikle yaklaşan Kuzey Kore meselesinde inandırıcılığını kaybettiriyor. Peki Gönül, son olarak bu bahsi bir soruyla kapatmak istiyorum. Amerikan yönetiminin İran'da rejim değişikliği diye bir stratejisi yok gözüküyor ama hep de bir şekilde bu ihtimalden bahsediliyor. Sen ne düşünüyorsun? Böyle bir şeye kalkışır mı Trump? Yani aslında evet, böyle bir tartışma da var. Özellikle bu şey nükleer anlaşmadan çekilme bahsi başladığından bu yana Washington'da öyle bir tartışma da var. İran'ı yakından izleyen analistler ve Obama yönetiminde çalışan insanlar, bazıları diyor ki aslında Trump'ın istediği şey anlaşmayı yenilemek, işte İran'ın bölgedeki zararlı faaliyetlerini, Amerika'ya zarar veren faaliyetlerini engellemek vesaire değil, nükleer programı da değil. Aslında Trump'ın derdi İran'da bir rejim değişikliğine gitmek diyorlar. Şimdi bunu yani nasıl, eğer böyle bir planı varsa bile bunu nasıl şeye dönüştürür, siyasete dönüştürür, tabii onu öngörmek çok güç. Çünkü dediğim gibi birbiriyle çok çelişen bir politikalar şeyi var, taktik adımlar silsilesi içerisinde Trump yönetimi. Bir taraftan Suriye'den çekileceğiz diyor, bir taraftan Suriye'de İran'ın gücünü dengelememiz lazım diyor. Bir taraftan çekiliyoruz anlaşmadan diyor, diğer taraftan Trump yönetiminden bazı isimler diyor ki ama yeniden anlaşmayı müzakere edebiliriz diyor. Yani bir şey var, bir kafa karışıklığı var. Bu kafa karışıklığında rejim değişikliği gibi çok radikal bir şey, siyaset izlemek kolay değil. Ve özellikle de şunu vurgulamak gerekiyor. Avrupa bu kadar İran'ın yanındayken, İran'la anlaşmanın işe yaradığını ve bunun feshedilmemesi gerektiğini söylerken, İran'a karşı bu kadar radikal rejim değişikliği, bu tür adımlar atılması gerçekçi gelmiyor. Bu birincisi Amerika'nın tek başına yapabileceği bir şey değil. Ve Avrupa'nın müttefikleri de özellikle şu son karardan sonra Amerika'nın yanında durmayacaktır. Ömer, konuyu benzer bir konuda demin sen aslında telaffuz ettin. Bu Kudüs meselesi ilk söylendiğinde çok büyük olay oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkent olarak Kudüs'ü tanıması, Büyükelçiliğini taşıyacak olması kararı önce bir kıyamet koptu gibi oldu, sonra unutuldu. Şimdi görüyoruz ki tabelalar hazır vesaire. Galiba haftaya da Trump'ın damatının da katılacağı, bir heyeti katılacağı törenle faaliyete geçecekmiş. Bu olay oldu bitti anlaşılan. Bunun geri dönüşü yok herhalde, değil mi?
Evet, yani Orta Doğu'da bütün meseleler birbirine bağlı. Hep söylenen bir klişe bu aslında ama doğru. Ve bir önceki sorundan başlayayım Kudüs'e gelmeden. Şimdi aslında çelişkili gibi gözükebilir ama İran'daki dinamikler biraz İsrail'de ve Amerika'da ne olduğuna çok bağlı. Ve ben Obama yönetimindeki Phil Gordon'la beraber biliyorsun bir kitap yazmıştım. Filde de Obama yönetiminde çok görüşüyordum. Çelişkili bir şekilde bir keresinde şunu söylemişti bana Phil. Aslında Obama için İran'da rejim değişikliği daha anlamlı. Yani o ancak İran'da bir rejim değişirse her şey düzelecek. Buna Obama içten inanıyordu. Ve İran'da rejimin değişmesi için de Amerika'nın düşman haline getirilmesinin sonuna gelmesi gerekiyor. Yani Amerika şeytanlaştırıldıkça, Batı şeytanlaştırıldıkça rejim daha da güçleniyor. Dolayısıyla yani Amerika'yı devreden çıkarıp Amerika ile anlaşmaya varan bir İran aslında rejimin temellerinin sarsıldığı bir İran haline gelir ve rejim ancak o zaman değişir diye düşünüyordu Obama yönetimi. Şu nedenle söylüyorum aslında yani Trump'tan çok bence Obama uzun dönemli düşünüyordu ve İran'da bu nükleer anlaşmanın rejimin temellerini sarsacağına inanmıştı. Zaten o nedenle de nükleer anlaşma 10-15 yıllık bir zaman dilimine yayılmıştı. 15 yıl içinde belki İran zaten nükleer amaçlarından vazgeçer veya yeni bir rejim olursa o rejimin nükleere doğru gidiyor olması o kadar rahatsız edici olmaz. Yani şunu düşünün, İran'da Şah rejimi olsaydı Amerika ile iş tutan, Şah'ın nükleere doğru gitmesine Amerika karşı çıkmayabilirdi. Şimdi bunu Kudüs'e bağlayalım. Kudüs meselesi bir bakıma İran'daki Şahinlere, bölgedeki Şahinlere Amerikan düşmanı olan Hamas, Hizbullah, IŞİD, El-Kaide, İran'daki yapı bunlara çok ciddi bir hediye. Yani Kudüs'ün başkenti ilan edilmesi bunlara bir hediye. Dolayısıyla o radikal kesimi güçlendiren bir hediye. Ama Amerika ile iş tutan ve İran'a karşı olmaya çalışan Suudi Arabistan, Emirlikler, Mısır gibi ülkeler içinse çok önemli değil. Onlar için bir teferruat. Zaten onlar için İsrail-Filistin meselesi Orta Doğu'daki en büyük sorun değil. O cephe için, o radikal Sünni cephe için Suudi Arabistan, Emirlikler, Mısır cephesi için asıl mesele İran. Ama tabii burada Ürdün meselesi çok önemli. Mesela Dışişleri Bakanı Pompeo Orta Doğu'ya gittiğinde bütün görüşmeler rahat geçti. Ama Ürdün'de tökezledi. Ürdün'de Pompeo basın toplantısı yaptığında gazeteciler ağırlıklı olarak Kudüs'ü sordu. Ve orada biraz tansiyon arttı. Niye? Çünkü Ürdün'ün nüfusunun %70'i Filistinli. Dolayısıyla Ürdün gibi bir ülkeyi zorluyor bu mesele. Yani Kudüs meselesi oldu bittiye getiriliyor Trump tarafından. Gene iç dinamikler nedeniyle, İsrail lobisi ve evangelistler nedeniyle iç mesele haline getiriliyor. Ve bu konuda atacağı adım bölgede aslında Amerikan dış politikasını zor konuma getiriyor. Özellikle bu düşmanlara karşı bahsettiğimiz. Türkiye'nin işini de zorlaştırıyor. Türkiye'nin İsrail ilişkilerine de daha ciddi bir zorluk getiriyor. Her zaman olduğunun dışında. Ve bu temelde bölgede yani bana göre hiçbir değişiklik yaratmayacak gibi gözüküyor olmasına rağmen ki bir açıdan böyle ama İran'daki rejimi ve Amerikan karşıtı cepheyi cihatçı İslamcıları güçlendirecek bir propaganda malzemesi ve Amerikan iç politikasına kurban ediliyor bu mesele. Şunu da söyleyebilir miyim? Ruşan, bir düşünmek demek ki bu rejim değişiklik konusunda Ömer dedi ya hani aslında Obama yönetiminde şöyle bir anlayış vardı. Bu anlaşma imzalanırsa eğer rejimin sonu gelir, işte demokratikleşme olursa bu rejimin sonu gelir anlayışı. Trump yönetiminde de aslında şunu söyleyenler de var. Biz ekonomik olarak şimdi bu yaptırımları yeniden uygulamaya sokarsak eğer ekonomik olarak rejime bir kıskaç altına almış oluruz. Ve toplumda öyle bir beklenti oldu ki özellikle Rouhani ile birlikte bu anlaşma imzalanırsa eğer bizim bütün ekonomik sorunlarımız sona erecek, dünyayla entegre olacağız. Bunlar olamadı. Şimdi yeni yaptırımlarla birlikte
Seste bir sorun oluyor. Şimdi ciddi bir gerileme söz konusu olacak. Çünkü petrolü de kapsıyor yaptırımlar. Bu birebir İran ekonomisini çok sarsacak bir şey. Eğer böyle olursa ekonomik sorunlar altında rejim ezilir ve halktan bir tepki olur ve böylece rejim bu şekilde değiştirilebilir öngörüsü de var. Fakat bu çok gerçekçi gelmiyor bana. Çünkü Ömer'in dediği gibi aslında bu Amerika'yı yeniden şeytanlaştırıyor İran toplumu gözünde. Ve böyle durumlarda hep rejimin arkasında durma eğilimi var halkın. Yani dışarıdan uluslararası güçler sopa gösterdiğinde rejimin arkasında durma refleksi var. O yüzden Trump yönetimindeki bu aman biz işte mümkün olduğunca ekonomiyi güçleştirelim, İran ekonomik sıkıntıya girsin, böylece halk ayaklansın, rejimi devirsin şeyi çok gerçekçi gelmiyor. Bu 24 Haziran'ı biraz konuşalım. Geçen hafta konuştuk. Şimdi adaylar belli oldu. Bugün Doğu Perinçek'te 100 bin imzayı geçtiği söyleniyor. 6 adaylı bir cumhurbaşkanlığı seçimi ve 2 blok, yani 2 ittifak bloğu ve artı HDP'nin katılacağı bir başka küçük partiler de var ama esas olarak bir genel seçim havası var. Olay biraz daha netleşti. Oradaki ilgi artar gibi oldu mu? Özellikle dünkü tamam trending topikiyle beraber herhalde istemese de sıradan Amerikalılar bile Türkçe bir kelimeyi görmüş oldular, öyle değil mi? Şimdi bilmiyorum Gönül katılacak mı buna ama ben şunu izliyorum, şunu görüyorum Ruşen. Biraz ezber bozuluyor Türkiye konusunda, Batı basınında. Çünkü Türkiye yıllardan beri Erdoğan altında bir diktatörlüğe gidiyormuş şeklinde yazılar yazılıyordu hep. Yani bu doğruydu. Gerçekten Türkiye'de bir otokratikleşme vardı. Fakat öyle bir yere gelmişti ki artık bu New York Times, Washington Post, Financial Times'daki yazılar. Sanki Türkiye'de seçimlerin hiçbir anlamı olmayacak. Türkiye Mısır gibi, Rusya gibi, Venezuela gibi bir yer oldu. Algılaması oluşmuştu. Oysa şimdi bir heyecan geliyor. Yani gerçekten şu anda önce bir Abdullah Gül'le başlayan, şu anda Muharrem İnce ile devam eden, şimdi bu tamam kampanyasının sosyal medyada yaşadığı patlama ile devam eden ve kamuoyu yoklamalarında Erdoğan'ın aslında belki de çok güçlü gözükmediğini gösteren yazılarla Batı basını yavaş yavaş Türkiye'de seçimlerin önemini ve seçimlerin sonucunun özellikle bu Erdoğan'ın kendisinin aslında sistem nedeniyle işini zora sokuyor oluşu daha sofistike, daha detaylı bir Türkiye analiziyle beraber geliyor. Buradan bence yavaş yavaş aslında Türkiye'nin bir Mısır olmadığı, Türkiye'nin bir Rusya olmadığı, Türkiye'de hala seçimlerin kazananının belli olmayacağı ve bunun soru işaretleriyle olduğu, bilinmezlerle doğru olduğu bir analize doğru gidiliyor. Ve bu bence çok önemli bir gelişme çünkü demin başında söylediğim gibi ezber bozuyor Türkiye konusunda ve bir heyecan yaratıyor. Evet, Gönül katılıyor mu buna, bir soralım bakalım. Çünkü Türkiye açısından baktığımızda benim kendi şahsi kanaatim en büyük tehlike Türkiye'de insanların Tayyip Erdoğan seçimle gitmeyecek algılamasıydı. Oysa bu algılama da Batı basınında kırıldığı gibi Türkiye'de de kırılıyor. Yani evet, Gönül katılıyor musun Ömer'in dediklerine? İkimizin şey arasına gireyim. Yani halkta bir alternatif var. Tayyip Erdoğan seçimde geldiği gibi seçimde gider. Türkiye bir diktatörlük değil. Bu seçimler kaybedilirse belki de hile yoluyla kaybedilebilir. Dolayısıyla sandığa sahip çıkmak gerekiyor. Gerekirse sokağa da çıkmak gerekiyor. Beklentisi çok önemli. O açıdan ilginç bir kulvara giriyor Türkiye'deki seçimler. Hem yerel dinamikler hem de dışarıdaki dinamikler nedeniyle. Evet, Gönül'ü biraz konuşturalım. Evet, deminden beri Ömer'i susturup Gönül'e katılıyor musun diye sormaya çalışıyorum. Katılıyor musun Ömer'in söylediklerine? Yani aslında Ömer şey dedi işte, hani seçimlerin hep dışarıdan bakıldığında artık seçimlerin bir anlamı yok algısı vardı Türkiye'ye bakıldığında. Bence hala o algı kırılmış değil. Yani bilmiyoruz çünkü seçimlerin bir anlamı olup olmadığını göreceğiz 24 Haziran'da. 2015 seçimlerinde gördük aslında seçimlerin çok da bir anlamı olmadığını. Çünkü nedir demokrasi?
Bu bağlantımızda bir sorun oluyor. Tepkisizliği gördünüz, heyecansızlığı gördük. İlk kez Erdoğan heyecanlandıramıyor toplumu. Çünkü yeni bir şey, heyecan verici bir şey öneremiyor. Bir pozitif ajandası yok. Mümkün olduğunca korku üzerine kuruyor kampanyasını. Ve verdiği sözler de artık 16 yıl iktidarda olduğu için verdiği sözlerin işte 24 Haziran'dan sonra ekonomi iyi olacak, demokratikleşeceğiz dediğinde tabii halkın kafasında şu oluşuyor, neden bugüne kadar bu olmadı? Oysa muhalefetin söylemine baktığımızda muhalefetin söylemi heyecanlandırıyor insanları. Pozitif bir ajandayla demokratikleşme sözü veriyor, parlamenter demokrasiye dönüş sözü veriyor. Ekonomik olarak ekonomik sıkıntılardan aşmanın sözünü veriyor. Fakat daha da önemlisi bir birlik mesajı veriyor. Yani Muharrem İnce'nin Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesi, Temel Karamollaoğlu'yla yan yana fotoğraf vermesi, CHP'lilerin işte Karamollaoğlu için imza vermesi, Meral Akşener'e imza vermesi. Bütün bunlar ezberi bozan bir şey varsa hani Batı'nın Türkiye algısında aslında bu. Çünkü ilk kez dediğim gibi muhalefet oyun kuruyor, pozitif bir ajandayla geliyor ve insanları heyecanlandırıyor. Yani uzun zaman sonra ilk kez insanlar değişimin mümkün olabildiğini görüyor. Ama bence şey konusunda artık seçimler, bakın hala Türkiye'de çok işleyen bir demokrasi var, seçimler çok önemli. Bence o noktada değiller, ben de o noktada değilim. Çünkü dediğim gibi geçmiş deneyimlerimiz gösteriyor ki Erdoğan çok yüksek bir manipüle etme kabiliyeti var seçim sonuçlarını ve kabul etmeme potansiyeli de var. Ömer, yayını kapatacağız. Arada seslerde kısmen sorun oldu ama çok farklı gibi bir şey sormak istiyorum Ömer. Kısaca görmüşsündür. Hakan Şükür'le ilgili New York Times'ta bir haber çıktı. Gördün mü onu? Evet, gördüm. İçinde bir yerde bir cümle var ve bayağı bir infiale yol açtı. Hani Fethullahçılar için işte cemaat ya da neyse, evet devlete sızdılar ama bunu yaparken niyetleri Türkiye'yi demokratikleştirmekti anlamına gelen bir cümle vardı. Ya böyle bir şeyi nasıl yapabiliyorlar? Yani çok, sen tanıyorsun gazetecilerin bir kısmını, Türkiye üzerine yazan çizenleri de biliyorsun. Böyle bir cümleyi bayağı bir, çünkü hükümeti de eleştiren ve Fethullahçıları da eleştiren birçok insanda, mesela ben dahil, çok büyük bir şaşkınlık ve kızgınlık yarattı. Ne dersin? Evet, şimdi o cümlenin hemen altındaki paragrafta bu görüşe tabii Türkiye'de çok insan katılmıyor diye bir açıklama da var. Yani o ifadeyi kullanırken Türkiye'yi demokratikleştiren, Avrupa'yla birleştirmek isteyen bu görüşler Türkiye'de paylaşılmıyor ve bu hareket Türkiye'de son derece sorunlu bir hareket diye söylüyor. Fakat şunu belirtmek gerekiyor. Demin bahsettiğim ezber bozma olayına benziyor bu. Öyle bir ezber var ki Batı'da, Erdoğan eşittir diktatör, Fethullah Gülen Erdoğan'a karşı olduğu için eşittir daha demokratik. Bu denklem dışında bir şey yere doğru götürmek gerekiyor Türkiye'yi. Yani Fethullah Gülen'in hareketinin Erdoğan tarafından bu kadar şeytanlaştırılması, bu insanların yurt dışında böyle hikayeler yaşıyor olmaları, onlara bir demokrasi sanki isteklisi insanlarmış ve demokratlarmış gibi bir güç sağlıyor. Bu da Türkiye'deki diktatörlük ve Türkiye'deki otoriter gelişten bağımsız değil. Hep konuştuğumuz mesele. Dolayısıyla Türkiye ile ilgili ezber bozuldukça, Türkiye içinde bir demokratikleşme, Gönül'ün bahsettiği gibi muhalefetten gelen, sivil muhalefetten gelen, açık muhalefetten gelen bir heyecan oluştukça, bu Fethullah Gülen hareketinin demokrat oluşu, Türkiye'yi Batı'yla birleştirmek istiyor oluşu yönündeki algılama da Batı'da azalacaktır. Ama Türkiye'de otoriter diktatörlük ezberi bozulmadıkça Fethullah Gülen de sanki bir demokrasi havarisiymiş gibi algılanmaya devam edecektir. Evet, yani ondan Erdoğan'dan kötüsü olamaz. Onun karşısındaki birisi karşısındaysa zaten o otomatikman iyidir gibi bir anlayış var diyorsun. Bahsettiğim ezber bu. Evet, burada noktayı koyalım. Yine 40 yılda bir başımıza gelen teknik şeyler küçük de olsa geldi nedense bağlantıdan dolayı ama yayının özünü bozmadı.
Ömer Taşpınar'a ve Gönül Tolu'ya çok teşekkürler. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Aradaki aksaklıklar nedeniyle de özür diliyoruz. Haftaya tekrar Transatlantik'te karşınızda olacağız. İyi günler.